bölmeden sonra bölünebilme kurallarını bir inceleyelim. Öncelikle bölme işleminde şöyle bir şey görmüştük. Bize temel bir bölme işlemi verdiğinde eğer ki kalınım sıfıra eşitse A eşittir B çarpı C'ydi. Yani bu durumda A sayısı B ile C'ye tam olarak bölünüyor diyorduk. Şimdi burada tek tek bölünebilme kurallarını inceleyelim. Burada 3 tane durumumuz olacak. Birincisi basamak. Bu bizim öncelik sıramızı belirleyecek daha sonra. Öncelikle basamakları tek tek bir inceleyelim. Birler basamağına baktık. Buradaki basamakta 0 veya 2'nin katı ise 2 ile tam bölünür diyoruz. Yani birler basamağımız çift ise. Eğer ki son iki basamağına bakıyorsak ve 0, 0 veya 4'ün katı ise 4 ile tam bölünür deriz. Son 3 basamağına baktım. Bu son 3 basamağım eğer 0, 0, 0 veya 8'in katı ise 8 ile tam bölünür diyoruz. Şimdi bakın sanki burada bir kural var. Şimdi birler basamağına baktığımızda 2 ile tam olarak bölünebiliyor. Son 2 basamağına baktığınızda 4 ile yani 2'nin karesi ile tam olarak bölünebiliyor. Ve son 3 basamağına baktığınızda 8 ile yani 2 üzeri 3 ile tam olarak bölünebiliyor. Bakın buradaki üslerin her biri hangi basamağına bakacağımızı söylüyor. Yani siz eğer ki son 4 basamağı ile ilgili bir şeyi incelemek isterseniz 2 üzeri 4 ile bakabilirsiniz son 4 basamağına. Yani 16 ile bölünebilme kuralıymış. Şimdi biz buradan geri kalan kurallarımızı da hemen bir genelleyelim. Örneğin sadece birler basamağı ile ilgili 2 ile bölünebilme kuralı yok. Bir de 5 ile bölünebilme kuralım var. 0 ve 5 ile tam bir kat ise 5 ile tam bölünür diyoruz. Bakın fark ettiyseniz burası 5 üzeri 1. 5 üzeri 2 için de son 2 basamağına bakarım. Buraya 0 0 mutlaka koyuyorsunuz. Basamak sayısı kadar 0'ı. 0 0 veya 25'in katı ise 25 ile tam bölünür diyeceğiz. Bununla ilgili son ve en önemli özelliklerimizden bir tanesi 0 ise 10 ile tam olarak bölünür diyoruz. 100 için düşünürseniz 10 üzeri 2'den son 2 basamak için bakmanız gerekecektir. Birinci kuralım basamakla ilgiliydi. İkincisi rakamlar toplamı ile ilgili olan kısım. Rakamların basamak değerleri değil rakamsal değerlerini topluyorsunuz. Ve bunları topladığınızda iki tane durum için inceleyeceğiz. Bir tanesi 3 için. 3 ve 3'ün katı ise toplamımız 3 ile tam bölünür diyoruz. 9 için ise 9 ve 9'un tam katı ise 9 ile tam bölünür diyeceğiz. Ve üçüncü olarak ayırdığımız kısım ise 11 için. Bu da karşımıza bolca geliyor. Birler basamağından başlayarak üstlerine basamak değerlerinin üstlerine artı eksi, artı eksi, artı eksi yazacağız. Öncelikle artı olanları toplayalım. B artı, D artı, F. Eksi diyeceğiz. Eksi diye işaretlediklerimi toplayacağım. A artı, C artı, E haline gelecek. Eğer ki bu değer 0 veya 11'in katı ise 11 ile tam bölünür diyeceğiz. Şimdi örneklerimize bakalım. Bize 6 basamaklı bir sayı vermiş. 3, 4 ve 11 ile bölümünden kalanların toplamlarını istiyor. Şimdi ayrı ayrı bir inceleyelim. 3 için diyeceğiz. 3 için rakamları toplamına bakacağım. 3 artı 4 artı 2 artı 5 artı 7 artı 5. Bakın kalanlarını bulurken 3 ve 9 için özellikle topladığınızda 3 ve 3'ün katı olanlarını hemen silin. Mesela 3, 4 ile 2'yi topladım 6, burayı silebilirim. 5 ile 7'yi topladım 12.
tam katı olduğu için sıfır kalanı verecektir. Sadece 5 kalıyor. Siz 5'i 3'e böldüğünüzde bir defa var 3. Hemen buradan 2 kalanı bulduğunuzu çıkartabilirsiniz. Yine şimdi 4 için inceleyelim. 4 için arkadaşlar bizim bakmamız gereken sadece son 2 basamağıydı. Yani siz 75'i 4'e böleceksiniz. Bir defa var 4. 35 geldi. 8 defa 32. 3 kalanını hemen bulabiliyorsunuz. Ve son olarak 11 için düşünelim. Bu sayıyı yazıyoruz. 3, 4, 2, 5, 7, 5. Ve birler basamağından itibaren artı, eksi, artı, eksi, artı ve eksi yazıyoruz. Öncelikle artı olanları toplayacağız. 5 artı, 5 artı, 4. Eksi diyeceğiz. Üstüne eksi yazdığımız ifadeleri toplayacağız. 3 artı 2 artı 7. Şimdi buradaki toplama işlemine bakalım. 14 geldi. Eksi. Burayı topladığımızda da 12 geldi. Kalanımız 2'ymiş. Eğer ki bu ifade 0 ile 11 arasındaysa hemen kalanı dersiniz. Negatif de çıkabilir buradaki ifade. Hemen 11 ile toplarsınız. 0 ile 11 arasındaki bir durum haline getirirsiniz. 11'den büyükse de 11'e bölersiniz arkadaşlar. Ve kalanların toplamını istiyor benden. 2 artı 3 artı 2'den kalanların toplamı hemen 7 haline geliyor. Bir sonraki sorumuzda bize 3 basamaklı bir sayı vermiş. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı diyor. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralımız sadece birler basamağı ile alakalıydı. A'mız 5'in bir katıymış ve buna 3 ekleniyormuş. Ve buradaki A'nın da bir rakam olduğunu unutmayalım. Bu durumda K'mız da bir tam sayı. Şimdi biz burada K yerine 0 yazarız. Öncelikle A'nın alabileceği değer 3 olur. K yerine 1 yazarım. A'mız bu durumda 5 artı 3'ten 8. Hala rakam şartımı sağlıyor. K yerine 2 yazdım. A'mız bu durumda 10 artı 3'ten 13 haline geliyor. Bu sayıyı alamayız. Fark ettiyseniz burada en küçüğü bulduktan sonra bir 5 ekleyerek diğerini bulabiliyoruz. Alabileceği değerler 3 ile 8. Her ikisini topla diyor. Cevabımız 11 haline gelecektir.